Zaten İngilizce versiyonu başka bir konferans için yani ilk iki kısımdan oluşanı zaten İngilizce olarak var. Bir konferans için göndermiştik. Onlar da herhalde paylaştılar. Bilemiyorum. Ama bunu biraz daha eksen edilmiş hali. Tamam. Merhabalar herkese tekrardan. Bu hafta Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden Hakan Hoca bizimle. Hakan Hoca yüksek lisans derecesini 2001 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden aldı. Doktora derecesini de Vanderbilt Üniversitesi'nden 2005 yılında aldı. Daha sonrasında İndria'da ve Rowan Üniversitesi'nde doktora sonuç araştırmacı olarak görev aldı. Sonrasında da Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde devam etti ve şu anda orada öğretim üyesi. Araştırma ilgi alanları şu şekilde: örüntü tanıma, yapay sinir ağları, imgi ve sinyal işleme, optimizasyon ve bilgisayarlı görü. Davetimizi kabul ettiği için, bizimle yer aldığı için bu hafta teşekkür ediyoruz. Sahne sizin hocam. Teşekkürler, sağ olun. Ben de bu sunum imkanı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hani bu tür şeyler gerçekten çok güzel. Bugünkü sunumumda size görsel nesne takibinden bahsedeceğim. Bu yapılacak olan çalışmalar benim öğrencilerim Hasan Sarıbaş, Bediran Uzun ve Onur Eker'in katkıları var. Yine aynı şekilde Okan Köpüklü, o da Münih Teknik Üniversitesi'nde doktorasını yapıyor. Arkadaş da bu çalışmalarda özellikle trap kısmında bizimle birlikte çalıştı. Şimdi ilk önce sunumda normalde Visual Object Tracking nedir? Ondan bahsedeceğim. Daha sonra özellikle son yıllarda ön plana çıkan başarılı state of art yöntemlerden bahsettikten sonra bu konuda bizim yaptığımız çalışmalardan bahsedeceğim. Bizim şimdi size anlatacağım burada tek bir tane yöntem söylemiştim ama hani üç tane yöntemden bahsedeceğim. Birincisi ranking loss fonksiyonu kullanılan bir tracker. Diğeri özellikle UAV'ler için geliştirdiğimiz yine hızlı bir tracker. En sonunda şu en son bu CVP'ler için gönderdiğimiz bir çalışma, attention modellerini kullanan tracker'ımız, TRAT diye kısacası kısalttık. Yine aynı şekilde her bir kısmın, her bir yöntemle ilgili eksperiment var ve onların ayrı ayrı konklüjyonlarından bahsedeceğim. Şimdi genel Visual Object Tracking'e baktığımızda problem şu şekilde tarif ediliyor. Bize ilk frame'de takip edilecek nesnenin konumu veriliyor. Bu genellikle daha çok dikdörtgen bir pencerecik şeklinde oluyor. Bu arada şöyle yaparsam herhalde daha iyi görülür. Evet, bu şekilde bize bir tane konum veriliyor. Daha sonra biz bu konumu kullanarak işte pozitif veya negatif örnekler toplayıp ondan sonra sadece buradaki bilgiyi kullanarak bir model geliştiriyoruz. Daha sonra bu modeli bir sonraki frame'de buradaki hedef nesnemiz nerededir diye arıyoruz. Daha sonra bulduktan sonra, kararı verdikten sonra bizim artık yeni ground truth'umuz bu oluyor. Yine bu ground truth'u kullanarak pozitif ve negatif örnekler belirleyip yine modelimizi update ediyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi oldukça zorlu bir problem. Kullanım alanları da oldukça geniş. Yani kullanım alanlarına bakacak olursak özellikle surveillance amaçlı çok kullanılıyor. Yine aynı şekilde robotikte kullanım alanları var. Şimdi özellikle insansız araçlarda hem hava araçları hem yer araçlarında falan tracking çok çok önemli. Fakat oldukça sıkıntılı bir problem. En büyük sorun da bize ilk frame'de sadece hedef neslinin konumu veriliyor. Onun haricinde herhangi bir bilgi yok. Önceden hani sistemler eğitiliyor ama illa aynı nesneyle olacak diye bir şey yok. Ve biz bu değişen şeylerde, değişen frame'lerde objenin her türlü değişimini yakalayabilmemiz lazım. Yani bu işte kamera değişebilir. Ondan sonra obje hızlanabilir. Bazen
işte occlusion'a girebilir. Bütün bunları hani başarılı bir şekilde anlayıp nesnenin nerede olduğunu bir binding box'a döndürebilmemiz gerekli. Yine en büyük sıkıntılardan birisi özellikle son zamanlarda bir yarışma var. Visual Object Tracking diye o videolardan artık benzer nesneleri de yana koyuyorlar. Yani takip ettiğimiz nesnenin yanında ona çok benzer şeyler var. Mesela bir karınca var. Birazdan hani onu gösterebilecek miyim bilmiyorum. Bu karıncanın yanında bizim gözle ayırt edemeyeceğimiz karıncalar bile var ve biz yanında hani çok benzer objelerin içinde bu hedef objemizi iyi bir şekilde takip etmemiz gerekli. Yöntemlere bakacak olursak genellikle aslında 3 tane farklı yöntem tipi var. Birincisi işte CNN'leri kullanan Deep Neural Network Tracker'ları. Daha sonra Siamese Architecture'larını kullanan yine bunlar da aynı şekilde Deep Learning Based yöntem tracker'lar. Ve bir de korelasyon filtrelerini kullanan yöntemler. Bu 3 grup şu anda özellikle tracking'de en yüksek başarımları sağlıyorlar. Yine her birinden bahsedeceğim kısa bir şekilde. Deep Learning yöntemleri kullanan yöntemler arasında ilki CNN'leri kullanan yapılar. Bunların en bildiğini MDNet. MDNet'te bu şekilde bir tane CNN ağı var. Daha sonra train aşamasında bu sistemi öğrenirken multi-domain learning diye bir yöntem kullanıyor. Bu multi-domain learning aslında eğitim setinde kaç tane videonuz varsa bunları farklı bir domain olarak kabul ediyorsunuz. Bunlar için her biri için işte buradaki ground truth'u da biliyorsunuz. Sistemi eğitiyorsunuz buradaki işte asıl tracking işlemi yapmadan önce. Daha sonra test esasında buradaki bütün layer'ları çıkartıp buraya hedef nesne için tek bir layer koyup daha sonra bunu takip ediyorsunuz. Birçok burada genellikle sadece son iki katmanı eğitiyoruz yeni gelen nesneye göre. Bizim ilk önerdiğimiz yöntem de CNN based bir yöntemdi. Ranking loss function'ını kullanan ondan birazdan bahsedeceğim. Diğer yöntemler işte başarılı yöntemlerden birisi de Siamese Network'ler. Siamese Network'ler de aslında işte elimizde objenin olduğu küçük bir patch var. Daha sonra bir belli bir ROI içerisinde bu patch'e en benzeyen şeyi buluyoruz. Bounding box'ı döndürmeye çalışıyoruz. Bunun için de bir distance metric learning yöntemi yapılıyor. Siamese Network'ler zaten daha çok o şekilde çalışıyor. Bu yöntemler ilk öğrenildiğinde ilk önerildiğinde sadece belli bir veri tabanı kullanarak önceden eğitilen bir metrik kullanılıyordu ve bu hiçbir şekilde update edilmiyordu. Fakat son yöntemlerde artık bu distance metric learning de güncel olarak online olarak öğreniliyor. Aynı zamanda işte proposal'lar, öneren yöntemler falan da yaptılar. SIEM, RPM tarzı şeyler. Hani oldukça gelişti ve en yüksek başarımları veren yöntemlerden birisi de Siamese Network'ler. Yine etkili yöntemlerden birisi de correlation filtre yöntemleri. Correlation filtre yöntemleri oldukça hızlı ve pratik uygulamalarda oldukça kullanılan bir yöntem. Burada işte amaç bu hedef nesnenin tam ortasına bir tane Gaussian nokta kullanılıyor. Daha sonra burada tam ortada en yüksek bu Gaussian blur verecek şekilde bir filtre öğreniyorsunuz. Fakat bunun güzel tarafı bu öğrendiğiniz filtreyi Fourier domain'de öğrenebiliyorsunuz ve çok çok hızlı oluyor. Yani ilk önerilen yöntemlerden birisi Mosley'di. Onunki de bu şekilde basit. Daha sonra yine correlation filtreleri de çok çok gelişti. Diskriminatif şekilde öğrenen yöntemler geldi. Bunun hani temel özelliği daha çok Fourier domain'de öğreniliyor ve oldukça da hızlı. Evet, şimdi biz bu aşamada 3 tane yöntem önerdik. Birincisi Deep Learning yöntemi. Burada Ranking Loss Function'ı dediğimiz bir yeni bir fonksiyon tanımladık. Birincisi bu. İkincisi ise daha çok böyle pratik uygulamalar için, UAV'ler için geliştirilmiş korelasyon filtrelerini kullanan bir yöntem. Ve son olarak yine bu farklı kanallar arasındaki attention modellerini kullanılan Atom'un bir varyantı, TRAT diye isimlendirdik bunu.
Bu yöntem var. Bu üçünden şimdi ayrı 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 başlıklar halinde bahsedeceğim. Şimdi convolutional neural network'leri az çok herkes çok iyi biliyor. İşte convolution katmanları oluyor. Ondan sonra activation fonksiyonları geliyor. Daha sonra pudding işlemleri vesaire falan yapıldıktan sonra işte bunlar belli sayıda katmanlardan sonra bir tane sınıflandırıcı katman oluyor. Bu sınıflandırıcıda kaç tane sınıfımız varsa eğitiliyor. En çok kullanılanlardan birisi softmax fonksiyonu kullanarak işte olasılıklara bakarak nesnenin ne olduğunu söyleyebiliyoruz. Genel itibariyle bu. Burada da işte bunları hızlı geçeceğim. Normalde işte bu filtreyle konvolüsyon yapıyoruz. Daha sonra pudding layer'larda da future map üzerinde mesela max pudding yapıyorsak şurada işte dört tanesinden maksimumu seçiyoruz. Bunlar konvolüsyonla CNN'lerde kullanılan temel işlemler. Yine aynı şekilde activation fonksiyonları var. Değişik sigmoid fonksiyonu fakat en çok kullanılanlardan birisi yani şu şekilde. Yine fully connected yapılarına bakacak olursak, fully connected yapılarına tam bağlı şeyler var. Daha sonra bundan sonra bir sigmoid fonksiyon kullanılabiliyor. Şimdi bizim kullandığımız yöntem de aslında çok derin olmayan bir şey. Çünkü tracking yöntemlerinde çok fazla derin ağlar kullanmak, semantik bilgileri öğrendiği için artık belli nesneleri takip etmede başarısız olabiliyorlar. Çünkü biz normalde genel obje kategorileri ilgilenmiyoruz. Mesela herkes bilir bir basketbol videosu vardır. O basketbol videosunda biz belli bir oyuncuyu takip ediyoruz. Onun çevresinde bir sürü basketbol oyuncuları var. Yine aynı şekilde mesela belli karıncalar var, yengeçler var. Bunlar biz çok fazla semantik bilgi öğrenmesini istemiyoruz. Çünkü bu şeyleri böyle genel kategorilerin belli örneklerini incelemek gerektiğinde bu semantik bilgiler yerine daha basit, daha ilkel mesela eşler vesaire tarzı şeyler daha fazla işe yarıyor. Bu sebeple aslında üç tane oldukça küçük bir network, üç tane convolution layer'ı var, iki tane full connector, bir de sınıflandırıcı kısmı var. Burada işte dediğimiz gibi ilk önce pozitif ve negatif örnekler kullanarak burada işte ilk frame'de biz objenin pozisyonunu biliyoruz. Bundan işte rastgele pencerecikler seçiliyor. Bunların intersection over union'lara bakarak mesela %70'ten büyükse pozitif örnekler, %30'dan küçükler genellikle negatif örnekler alıyor. Daha sonra sınıflandırıcını değiştiriyoruz. Bu şekilde öğrenilen ilk yöntem MDNet yöntemiydi. MDNet yönteminde softmax fonksiyonu vardı. Fakat bizim bu noktada, bu arada yine aynı şekilde daha ayrıntılı yapısı. Biz bu noktada şöyle dedik. Şimdi normalde baktığımızda tracking algoritmalarında biz performansı ölçmek için tamamıyla buradaki intersection over union'lara bakıyoruz. Hani iki türlü var. Birisi merkezlere bakıyor, birisi de tamamıyla intersection over union'lara bakıyor. Yani bu object detection'daki gibi de değil. Object detection'da mesela intersection over union %50'den büyükse doğrudur diyoruz. Herhangi bir şekilde daha fazla bir şey istenmiyor. Burada ise bu intersection over union'un ne kadar olduğu çok çok önemli. Mesela %90 ile %70 arasında bir performans farkı çıkıyor. Biz de şöyle dedik, yani bu pozitif örnekler ve negatif örnekler seçiliyor. Fakat bu pozitif örnekler %70 hani ne kadar iyi frame'leri ne kadar için o objeyi ne kadar daha iyi içine aldığı bilgisi yok. Peki bunun için bunu daha iyi öğrenebilir miyiz? Yani bu bizim tracking algoritmamızı bu hedef nesneyi içine daha böyle sıkı en iyi şekilde içine alacak pencerecikler üretebilir miyiz diye düşündük. Bu amaçla da ranking loss dediğimiz bir fonksiyon ürettik. Bu ranking loss da amacımız aslında o tracking algoritmasını bu döndürdüğü pencereler hakkında bir skor üretebilmek. Yani mesela şimdi bakın burada %70 şunun şuradakinin buradan çok daha iyi olduğunu öğrenebilmesi gerekli. Yani buradaki bu objeyi daha iyi frameleyen çerçeveye daha yüksek skor verirken buna daha düşük skor vermesini bekliyoruz. Bu şekilde bunu öğretmek ve sonuçta tracker'ı objeyi daha iyi pencereleyen, daha iyi içine alacak, kompakt bir şekilde içine alacak pencereciklere daha yüksek skorlar üretecek
bir sınıflandırıcı dizaynını yapalım dedik. Bunun için de ranking loss dediğimiz bir fonksiyon geliştirdik. Bu ranking loss fonksiyonunda biz iki tane pair kullanıyoruz. Burada birisi nesneyi daha iyi içine alan bir pencerecik. Mesela burada intersectional overview'üne baktığımızda 0.70'miş. Bir de daha kötü içine alan bir şey. Burada mesela 0.25. Bunun ikisi arasındaki farka bakıyoruz. Eğer %40'tan büyükse artık bu pair'i kullanabiliriz diyoruz. Bu pair'da da loss fonksiyonumuz şu şekilde. Eğer aralarındaki fark birden büyükse, yani normalde herhangi bir sıkıntı olmayacak. Fakat birden küçük olması durumunda bir loss gelecek. Yani şuradaki özellikle daha kötü frame'liğin skoru daha düşükse veya işte diğerine yakınsa, arada belli bir fark olmasını istiyoruz, bir marjin kadar bir verilene. Bu şekilde bir loss gelecek ve hani sistem sonunda objeyi daha iyi frame'leyen, daha iyi çerçeveleyen şeylere daha yüksek skor vermesini bekliyoruz. Neden %40 oranına baktık? Çünkü biz şimdi elimizde ground truth'lar yok maalesef. İlk birinci frame'de bir ground truth alıyoruz. Onda hani en azından az çok falan biliyoruz ama daha sonraki frame'lerde pek emin değiliz. Onun için mesela bunu çok düşük tutmadık. Hani biraz daha büyük, belirgin bir şekilde birisi aralığında bariz bir fark olmasını istedik. Bunun için farklı şeyler de denedik. İşte %30, %40'tan işte biraz büyüterek en iyi şeyi %40 verdi. Bu şekilde bir tane şey bekledik, belirledik. Bir tane threshold belirledik. Şimdi bu algoritma. Tabii ki bu pair'leri yaparken de hard mining yöntemi uyguluyoruz. Bu da nasıl oluyor? Şimdi ilk önce normalde intersection over union'ları bakıyoruz. İşte 0.9 var. Daha sonra daha kötü frameleyenlerinki var. Bunların skorlarına bakıyoruz. Mesela burada 3.2, 2.1. Bundan herhangi bir loss gelmiyor. Fakat burada baktığımızda sadece iki tanesinden bir loss gelmiş. Biz burada rastsal olarak seçtiğimiz örneklerden daha iyi kullanabilmek adına bunları skorlarını sıralıyoruz. İlk önce mesela daha iyi frameleyen şeyler için küçükten büyüğe, objeyi daha kötü frameleyen şeyler için de yani yüksekten daha alçağa doğru yaptık ki herhangi bir şekilde daha fazla loss gelebilsin. Burada bakıldığında yine bu aynı örnekler kullanımında bu sefer 3 tane pair'den bir loss geldi ve bu şekilde hani bu rastsal olarak seçilen örneklerden daha fazla bilgi toplayabiliyoruz. Yaptığımız yeniliklerden birisi de yine sadece görüntü kullanmayalım. Aynı şekilde temporal information nasıl kullanabiliriz? Yani hareketi nasıl kullanabiliriz? Çünkü biz bazı yarışmalara girdik. Bu yarışmalarda öyle videolar vardı ki kamera sabit tutulmuş. Fakat bilerek video olayı vesaire falan oynanmış. Mesela bir frame'den diğer frame'e geçerken objenin appearance'ı çok fazla değişiyor. Bizim normal sadece görüntüye bakarak bunu takip edemiyoruz. Bu sebeple ama mesela sadece temporal information kullanıldığında, mesela optical flow kullandığında baştan sona takip edebiliyoruz. Bu durumda hani bu iki bilgiyi birleştirelim dedik. Bunun için de optical flow kullandık. Optical flow'da bazen hani gerçekten çok güzel bilgiler gelebiliyor ama bazen de çok kötü bilgiler gelebiliyor. Mesela şuradaki Blue ile olan bir tane videoda sürekli olarak kamera sallandığı için baktığımızda buradaki optical flow kullandığında buradan pek yararlı bir bilgi gelmiyor. Fakat burada mesela başka bir örnek için burada kamera sabit tutulmuş. Buradaki hedef nesne olan kelebek çok güzel bir şekilde optical flow'la takip edilebiliyor. Fakat dediğimiz gibi bu video sayıları oldukça az. Biz de şimdi iki tane kanalımız var. Birisi normal RGB kanalımız, birisi de optical flow. Bunları nasıl birleştireceğiz buradaki sistemde? İlk önce feature'ların arkası arkasına bağlayalım dedik. O şekilde yaptık. Sonuçlarımız çok çok kötü düştü. Yani hiçbir yükselme olmadı. Bunun temel nedeni de aslında bakıldığında birçok videoda nesne hareketsiz. Öyle olunca bazen hiç bilgi gelmiyor. Bazen de bu şekilde çok saçma sapan bilgiler gelebiliyor. Ve bunları arkası arkasına bağlamak
sonuçlarımızı daha da kötüleştirdi. Yani %2 ile %4 arasında performans düşüşü yaşadık. Peki ne yapabiliriz dedik. Yani biz biliyoruz ki bazı durumlarda gerçekten de hani hareket bilgisi, optical flow çok işe yarıyor. O zaman ne yapalım? Hani sınıflandırıcıları artık feature düzeyinde bir birleştirme yapıyorsak skorları fuse edelim dedik. Bunun için de işte bu iki kanaldan gelen skorları, sınıflandırıcı skorlarını ilk önce direkt topladık. Average dediğimiz, ranking EF dediğimiz. Daha sonra bir de bunları öğrendik. Belli bir weight ile sadece direkt doğrudan toplama yerine bunun için farklı bir weight, bunun için farklı bir weight kullandık. Buna da ranking SF dedik. Birazdan ikisinden de bahsedeceğiz. Evet. Sonra işte belli veri tabanları üzerinde test ettik. Bunlardan birisi de OTB veri tabanı. OTB 2015 veri tabanında o dönem için o dönemde işte çok şu anda çok popüler olan Atom, Deep gibi yöntemler yoktu. Yeni hatta Atom zannedersen aynı ICCV'de yayınlanmıştı beraber. O dönemlerde Echo, MDNet gibi başarılı yöntemler vardı. Biz daha çok onlarla karşılaştırmalarımızı yaptık. Burada Ranking SV dediğimiz şey bu skorları, weightlerini öğreniyoruz. EF direkt toplama şeklinde. Bu precision konusunda skorlarımız en iyi sonuçları elde ettik. Ama success de yine correlation filtreler dahi success tamamıyla merkeze olan şeye bakıyor. Bu precision dediğimizde intersection over union'lar dikkate alınırken success de daha çok merkeze olan uzaklıklar bakıyor. Ki bu durumda da merkez özellikle correlation filtreleri merkezi bulma konusunda çok çok başarılılar. Eko'nun altında kaldı fakat yine de oldukça bizim için güzel sonuçlar. Çünkü bizim hani asıl yaptığımız şey, geliştirdiğimiz yöntem MDNet'ti. MDNet'in temel yapısını biz farklı sınıflandırıcılar, farklı model update rule'ları kullanarak geliştirdik. Bizim baseline'ımız MDNet'ti ve MDNet'e göre sonuçlarımız oldukça iyileşti. Yine farklı attribute'lerde başarımlar var. Burada dikkat edilecek olan şeyler mesela özellikle scale farklılıklarında çok yüksek bir fark atıyor diğer yöntemlere. Çoğunda en iyi sonuçları bizim yöntem aldı ama mesela motion blur'da ve yine aynı şekilde occlusion'da yöntemimiz kısmen daha kötü sonuçlar verdi diğer yöntemlere oranla. Bunlar da yine farklı veri tabanları üzerinde T-Color, UAV, DTB dediğimiz veri tabanları. Tabii ki buradaki artık skorlar özellikle UAV için, DTB için çok çok gelişti. OTB için satırı oldu. Hala yani şuradaki yöntemler bizim başarılarımız hala OTB üzerinde en yüksek başarılardan birisi. Fakat diğerlerinde özellikle UAV'de falan sonuçlar çok çok gelişti. Fakat o dönem için baktığımızda aslında birçok veri tabanı üzerinde en iyi sonuçlara benzer sonuçlar elde ettik. Bu şekilde. Yine bu GUT10K ve Need for Speed veri tabanlarında da sonuçlarımız aslında kısmen tatmin ediciydi. Şimdi bir de Abbreviation Study'lere bakmak istiyorum. Evet, yine VOT 2017, bu her sene düzenlenen bir yarışma, Visual Object Tracking Challenge diye geçiyor. Her sene veri tabanları güncelleniyor. 2017'deki de sonuçlarımız yine Echo ve diğer yöntemlere göre oldukça iyi sonuçlar almışız. Biz bir de elevation study'leri yaptık. Yani buradaki ranking loss ne kadar geliştiriyor, nasıl bir performans artışı sağlıyor. Aslında take home mesajı olarak hani bu, aslında biz hepsini tek tek single stream, two stream'in faydalarını falan yaptık ama mesela ranking loss'un çok büyük faydalarını gördük. Yani yaklaşık olarak minimum birçok veri tabanında minimum %2 civarında bir gelişme sağladı. Buradaki ranking TNR dediğimizde ranking loss kullanılmıyor. Diğerlerinde bakın 66'dan 68'lere gidiyor. 89'dan 92'ye gitmiş. Yani bu şekilde başarımlar artıyor. Yine two stream'e geçtiğimizde optical flow'u birleştirdiğimizde de kısmen her zaman olmasa da
bir başarım artırımı var ama başarım artırımı maalesef o kadar yüksek değil. Bu da tabii ki dediğimiz gibi o videolarla alakalı. Bazı videolarda hareket çok çok önemli. Ama OTB veri tabanlarında olduğu gibi böyle hareketin olduğu birkaç tane video var. Onlarda da zaten normalde appearance oldukça iyi sonuçlar veriyor. Bu sebeple çok bir fark yaratmayabiliyor bazı durumlarda. Bir de dediğimiz gibi optical flow aslında maalesef motion modellemek için çok çok iyi bir yöntem değil. Sonunda zaten biz hani optical flow'dan pek memnun kalmadık. Bir arayış içerisindeydik. Daha sonra işte 3D CNN'lere yöneldik. Onu birazdan anlatacağım. Şimdi diğer ikinci yöntemimiz de UAV'ler için geliştirdiğimiz hızlı bir yöntem. Burada işte korelasyon filtrelerini kullandık. Bunun aslında hikayesi de bu Teknofest'te bize bir grup geldi. Biz trekkingle uğraşıyoruz. İşte bizim için bir trekking algoritması yapar mısınız dendi. Bizim de tabii ki bir projemiz vardı insansız hava araçlarıyla alakalı. Tam da istediğimiz şey siz dedik bize veri getirin. Biz her türlü yaparız. Sonra bize veriler topladılar. Yani şöyle bakın bir uçaktan bunlar özellikle profesyonel bir ekipti. Hobi olarak böyle RC plane'ler uçuruyorlar. Değişik şovlar falan yapıyorlardı. Bu şekilde onlar videolar topladılar. O videolarda her bir şeyi bizim için anote ettiler. Daha sonra biz de yine aynı şekilde uçaklarla biz de uçak kullanmayı öğrendik bir sene sonra. Bu veri tabanı biraz daha da geliştirdik. Bu şekilde biz bir veri tabanı oluşturduk. 15 tane video çekildi havada. 7500 tane imge oldu. Bunlardan 2000'ini training için, geri kalanlarını da test için kullandık. Şimdi bizim çoğu zaman onboard yapmamız lazım ve bunun için fazla güç tüketmeyen hızlı bir yönteme ihtiyacımız var. Bu sebeple direkt yani deep neural networkleri kullanmamız mümkün değildi. Onu eledik. Correlation filtre en hızlısı. Aynı zamanda CPU, hani GPU bile gerektirmiyor. CPU üzerinde çok hızlı çalışabiliyor. O zaman correlation filtreyi kullanalım dedik. Fakat correlation filtrenin dezavantajlarından birisi de hiçbir zaman sadece objenin ortasını buluyorsunuz. Yani aspect ratio'lar hani scale'i de bir şekilde ölçebilirsiniz ama aspect ratio falan değiştiğinde kesinlikle başarısız. O zaman ne yapalım dedik. Zaten nesneyi de biliyoruz. Biz YOLO'yu da kullanalım. İlk önce işte track edilecek önce havada zaten uçağı bulmamız lazım. YOLO ile uçakları bulalım. Daha sonra belli bir uçağa korelasyon filtreleri takip edelim. Ne zaman kopma olursa tekrar YOLO'yu çağıralım. Bu şekilde YOLO'yu ve correlation filtreleri kullanan hibrit bir yöntem önerdik. Oldukça hani dediğimiz gibi hızlı. Bu JSON TXT'ler üzerinde de gerçek zamanlı çalışabiliyor. Bu bizim topladığımız veri tabanı. Bir de bunun haricinde yine UAV 123 ve UAV 20 large şeklinde veri tabanlarında da başarımlara baktık. Burada Created UAV datasetinde sadece uçaklar, RC plane'ler var. Fakat UAV 123 ve diğerlerinde farklı nesneler olabiliyor. Bu kendi veri tabanımız için biz YOLO'yu tekrar sadece RC plane'lerle ettik. Yani tek sınıflı bir sınıflandırıcı. Daha sonra korelasyon filtresini kullandık. Şimdi başarımlara bakacak olursak UAV Edge dedik. Bu hibrit direkt YOLO'yu kullanan bir de Tiny versiyonunu kullanana da YOLO Tiny'yi kullanıyorsak buna da UAV Edge Tiny dedik. Bunu baseline olarak kullandığımız yöntemlerle de kıyasladık. Sadece YOLO kullanırsak ya da correlation filtresi kullanırsak ne olur? Bakıldığı üzere yani bizim önerdiğimiz hibrit yöntem hem YOLO'dan hem de correlation filtreden çok daha iyi sonuçlar üretiyor. Burada görüldüğü gibi. Yine ilk etaplardaki bu çalışma hızı normal güçlü bir bilgisayarda 53 frame per second çalışabiliyordu UAV Edge. UAV Edge 69 frame per second. Baktığımızda correlation filtreler çok çok hızlı 115 ama başarımları düşük. YOLO aslında oldukça yavaş 16,5 ve 47 şeklinde. Sonra biz bu işin içine girince biraz daha böyle kodları da tamamıyla C'ye çekerek optimize ettik. Hem YOLO'yu hem de korelasyon filtrelerini. Bu şekilde frame per second'ları çok çok daha arttırdık. 170 ve 185'e çıkardık. Bunlar tabii ki yine güçlü makineler üzerinde, GPU üzerinde.
Şimdi birazdan da JSON üzerindekilerini vereceğim. Sonra farklı veri tabanları üzerinde de test ettik. Burada çok ilginç sonuçlar aldı. Biz mesela Echo'yu falan geçeceğimizi beklemiyorduk ama mesela Echo'yu vesaire falan geçti. Aslında bakıldığında bir nevi mantıklı da, çünkü Echo'da bizim gibi önceden bir eğitim aşaması yok. Önceden objeleri falan bilmiyor. Fakat bizimki aslında track edilecek objeleri de bildiği için aslında hani kısmen bu daha yüksek bir başarım beklenilebilir şeklinde bir yorumumuz oldu. Çünkü çok basit bir sistem kullanıyoruz. Sadece yol alıyor, correlation filtrelerini birlikte kullandık. Yani açıkçası ilk etapta yani Echo'yu hiçbir zaman geçebileceğimiz aklımıza gelmemişti. Fakat Echo'dan daha iyi sonuçlar üretti. Şimdi burada da işte JSON üzerindeki hızları gözüküyor. Yani onboard şeylerde de, uçaklarda da denedik bunu. Gerçekten de JSON üzerinde gerçek zamanlı çalışabiliyor. Başarımı da oldukça yüksek. Burada da yine aynı farklı attribute'ler üzerindeki performanslar var. Bunu da birazdan hızlı geçeceğim. Şimdi asıl bizim yöntemimiz, dediğimiz gibi şimdi biz optical flow'dan pek verim alamadık. Bunun da işte farklı nedenleri var. Daha çok videolarda birçoğunda hareket yok. Bazen sadece hani kamera fixed olmuyor. Kamera da hareketli. Background'dan çok saçma sapan şeyler gelebiliyor. Öyle olunca ne kullanabiliriz falan diye. Bu arada da işte ICCV konferansına gitmiştik. Orada da Okan Köpüklü ile tanıştık. Onlar da Yo diye bir yöntem. Yuluk Once diye bir yöntem var. Bu da Activity Recognition'da kullanmış. Hocam biz orada motion'u modellemek için 3D CNN'leri kullandık. Çok işe yarıyor, çok güzel falan dedi. Başarımları çok çok arttı dedi. İyi dedik, biz de 3D CNN'lere geçelim. Ondan sonra işte 3D CNN'leri kullanalım. Çünkü 3D CNN'lerde hareket olmasa bile hani feature'lardan saçma sapan şeyler gelmiyor. Yani sıfırlar vesaire falan gelmiyor. İlla bir bilgi var. Böyle olunca hani çok daha iyi sonuçlar almaya başladık. Bu önerdiğimiz yöntem Atom'un bir varyantı. Atom'un neden seçtik? Aslında amacımız Atom'u seçmek kesinlikle değildi. Yine bu CNN'lerden devam edecektik. Fakat CNN'lerde şöyle bir durum var. Hani daha önceden de şey dediğim gibi, network'ü daha büyük hale getirdiğimizde bu sefer başarım düşüyor. Fakat Atom'a bakıyoruz. ResNet 18'den ResNet 50'ye geçtiğinde başarım artarken CNN yöntemlerinde network daha böyle large hale gelince başarım düşüyor. İşte MDNet'in yazarlarıyla vesaire falan konuştuk. Niye? Bunun nedeni de şu şekilde. Çünkü CNN networklerinde dediğimiz gibi ne kadar derin ağ olunca artık semantik bilgileri öğrenmeye başlıyor. Öyle olunca zaten artık belli detayları kaçırıyor ve bu sebeple mesela insan var. Birçok insan arasından tek bir insanı takip edeceğiz. Bu durumda başarısız oluyor. Bunu işte aslında çözebilmek için aklımızda bir şey var. Biraz daha ilk layer'lardan da bütün bilgileri çekebilmek gerekli. Fakat o zaman için hani CVPR'e yetiştirmeye çalışıyorduk. Vaktimiz yoktu. Ne yapalım dedik. Hani bir de state of art'ı almamız lazım. O zaman Atom yapısıyla çalışalım dedik. Atom'u işte bu 3D CNN network'lerle ve aynı zamanda 2D CNN network'lerini kullanan, buradan gelen feature'ları herkesin de kullanacak şekilde modifiye ettik. Burada iki farklı kanaldan gelen bilgiyi işte kullanabilmek için de feature aggregation modeli, FAM dediğimiz bir yapı oluşturduk. Ve daha sonra işte yine normal Atom yöntemiyle başarımları Atom'un çok çok özelliklerine çıkartma şansımız oldu. Şimdi Atom'dan da kısa bir şekilde bahsedeyim. Atom normalde bir korelasyon filtre ile intersection over union net dediğimiz iki tane farklı ağ kullanıyor. Korelasyon filtreleri bildiğimiz yöntem. Burada direkt nesnenin merkezini dönüyor. Dediğimiz gibi korelasyon filtre merkezi döndürmekte çok başarılı ama scale'i de bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Fakat aspect ratio'ları falan hiçbir şekilde öğrenemiyorsunuz korelasyon filtrelerde. Bunun için benim bildiğim tek bir yöntem var. 4 tane, hatta 4 değil 5 tane farklı korelasyon filtre köşeleri de kullanarak
böyle az çok aspect ratio'larını öğrenebilen bir filtre yapılmış ama o da 5 tane ayrı korelasyon filtresine ihtiyaç oluyor. Hani zor bir iş işlem. Herkes de olayın farkında, hani korelasyon filtreleri nasıl geliştirebilirim diye. Dediğimiz gibi bir de hani başarım daha çok intersection bir merkeze bakılıyor. Bir de intersection over union'lara bakılıyor. Bu sebeple intersection over union net denilen bir yöntem geldi. Intersection over union net de aynen bizim anlattığımız ranking loss'taki gibi. Biz başarımı tamamıyla örtüşmeye göre belirliyorsak o zaman bizim bu nesnenin nasıl pencerelendiği hakkında bir skor döndürebilmemiz lazım. Yani bir çerçeve nesneyi ne kadar kompakt ve iyi bir şekilde sarıyorsa onun skoru daha yüksek olması. Bu intersection over union tamamıyla bunu yapıyor. Yani classification skorundan ziyade intersection over union'u ölçmeye yönelik bir şey. Zannederim benzer yöntemleri Sinan hocalar falan da yaptılar NIPS paper'ında. Ama yine aynı şekilde buradaki işte örtüşmeyi bir şekilde skora dönüştürebilmek. Bu yaptığı şey de şu şekilde çalışıyor. İlk önce korelasyon, hatta şuradan şekli varsa, bir korelasyon filtresiyle merkez döndürüyor. Daha sonra bu merkezin etrafında 10 tane farklı aspect ratio'larda ve boyutlardan pencerecik seçiyor. Daha sonra bunu daha önce offline olarak eğitilen intersection over union predictor'ına gönderiyor. Buradan en yüksek skoru gönderen 3 tanenin ortalaması alınarak nihai pencere belirlenmiş oluyor. Burada bir tek online olarak çalışan kısım korelasyon filtresi. Bu intersection over union neti siz bir defa offline bir şekilde öğreniyorsunuz. Bir daha hiçbir şekilde güncellenme yok. Sadece şuradaki korelasyon filtresi güncelleniyor. Temel olarak bu şekilde çalışıyor. Bu işte zaten şey kısmında, test kısmında şu üst taraftaki şey tamamıyla komple atıyorsunuz. Sadece test imgesi verip şuradaki yapı. Bizimkine de bakacak olursak hani şu yapıdan farklı olarak biz burada 3D CNN'i de kullanıyoruz. 2D CNN birleşip daha sonra artık bu ortak öğrenilen kanaldan gelen bilgilerde yine objenin olabileceği yeri seçiyoruz. Diğer kısımlar benzer şekilde çalışıyor. Intersection over union predictor bize 3 tane şey döndürüyor. Bunların ortalamasını alarak nihai objeyi objeyi çerçeveden çerçeveyi döndürmüş oluyoruz. Şimdi dediğimiz gibi hani yönteme bakacak olarak olursak aslında 3 tane temel yapı var. Bir 3D CNN network'ü, 2D CNN network'ü ve bunları birleştirmek için kullandığımız feature aggregation modülü şeklinde. 3D CNN'lere biz bütün imgeleri vermiyoruz tabii ki. Çünkü ilk frame'de objeyi biliyoruz. Diğer frame'lerde de sadece o objenin çevresinde gidebileceği, yani belli bir frame içerisinde oynayabileceği maksimum bir miktar var. O obje etrafında bir row'yu belirleyip o row'ları veriyoruz. Bunu da eğitirken kinetik veri tabanını kullandık. Çünkü hareketi modelleyebilmek gerekli. Bu şekilde ilk önce offline olarak 3D ResNet'i eğittik. 2D CNN'leri de 3D CNN'lerden ayrı olarak, yani independent olarak eğittik. Burada yine normalizasyonlar çok çok önemli. İlk etaplarda iyi sonuçlar almıyorduk. Her ikisinde de işte dataları 0 ile 1 arasında çekmemiz gerekti. Yine öğrenme aşamasında bazı trikler yaptık. Bunlar hani paper'da daha detaylı bulabilirsiniz. Bu arkaya konulduk. Şimdi en önemli kısım dediğimiz gibi bu iki bilgiyi nasıl birleştireceğiz? Biz direkt Yova'daki yapıyla birleştirelim dedik. Buradaki Yova'da aslında bu Channel Attention modeli ilk önce Scene Segmentation'da kullanılıyor. Daha sonra Okan bunu alıp Yova'da kullanıyor. İşte Activity Recognition için. Burada şöyle bir yapı var. İşte buradaki kırmızıyla dönen Appearance'dan yani 2D'den gelen şey. Şuradaki kabuğun içiyle gelen 3D'den dönen Feature gibi düşünebilirsiniz. Bunu bir konvolüsyondan geçiriyoruz. Daha sonra burada işte C tane kanal var. Bu C tane kanalların hangileri daha fazla önemli, daha fazla bilgi taşıyor ona bakıyoruz. Buradaki işte C tane kanal arasındaki korelasyonları öğreniyorsunuz.
Hepsi karşılıklı olarak bir korelasyon matrisi şeklinde öğreniliyor. Daha sonra buradaki gelen weight'lere göre bunu weight'lendirip topluyorsunuz. Ve ondan sonra devam ediyorsunuz. Yani burada tabii ki eğitim hasedinde geriye feedback de geliyor. Fakat bu yöntem hiçbir şekilde çalışmadı. Çalışmayı bırakın artık sonuçları çok çok düşürdü. %4 ile %6 arası düşüş yaşadık. Bu da aslında tamamıyla şundan kaynaklı. Biz aktivite analizde zaten online öğrenme aşaması yok. İlk önce train aşamasında videolar var, aktiviteler öğreniyorsunuz. Tek bir nesne var zaten, yani genellikle insan, aktiviteler öğreniliyor. Ve test esnasında bütün videoyu alıyorsunuz, ona göre karar veriyorsunuz. Siz tekrar online olarak kısıtlı bir bilgi kullanarak bu attention modelleri vesaire falan güncellemiyorsunuz. Sadece kullandığınız YOLO, attention model, ondan sonra bir sonuç üretiyorsunuz. Fakat bizde bu C tane kanal öğrenilmesi gerekli. Biz her bir frame'de çok hızlı bir şekilde hem belli convolution, fully connected layer'ların weight'lerini öğrenmemiz lazım. Hem de buradaki büyük bir matrisin parametrelerini öğrenmemiz lazım. Burada hani çok öğrenilmesi gereken çok fazla bilgi var ve hiçbir şekilde öğrenemedi online eğitim aşamasında. Sonra bunun nedeni de işte çok fazla bu C matrisin çok çok büyük olması. Bu yükü azaltabilir miyiz diye düşündük. Bu sırada 2020 yılında CVPR'da Efficient Channel Attention diye bir yöntem çıktı. Bu ise bütün kanallar arasına bakmak yerine sadece lokal komşuluklara bakıyor. Böyle olunca hani CC'lik bir matris öğrenmek yerine daha küçük parametre sayınız daha da artıyor. İşte bir tane sadece komşuluk belirliyorsunuz. Bu K dediğimiz şey kaç tane komşu arasında ilişkiye bakılacağını gösteriyor. Ve çok efficient bir şekilde yapabiliyorsunuz bunu. Böyle olunca bunu kullanalım dedik. Bunu kullandık. Bu en azından artık bir şekilde performansı arttırmaya başladı. Fakat bundaki sıkıntılardan birisi de bu şeyde kullanılan şeylerden birisi direkt average pooling yapıyor. Bir şekilde special attention'a falan dikkat etmiyor. Bizim ROI, belli bir ROI veriyoruz zaten. Hedef nesnemiz de belli. Biz işte bunları direkt toplamak yerine biraz ağırlıklandıralım. Yani bir nevi special attention'ı da işin içine katalım dedik. Bu sebeple de discriminative pooling denilen bir yöntem var. O discriminative pooling'i alıp işte global average pooling'i yok edip buna entegre ettik bu modüle. En son önerilen yöntem şu şekilde geldi. Buradaki feature regression model, yani burada global pooling yapmak yerine şurada adaptive weighting pooling yaptık. Bu aslında dediğim gibi bir nevi special attention gibi davranıyor. Daha sonra kanalları öğrendik. Atomu uyguladık. Şimdi burada evaluation study'lere baktığımızda çok farklı şeyler dedik. Burada ilk önce mimarinin zaten genişledikçe bu atomda daha iyi sonuçlar verdiğini ICCV'de görmüştük. Birçok kişi benzer sonuçlar vermişti. Aslında atomu seçme şeyimiz de buradan kaynaklıydı. Görüldüğü üzere yani ResNet 18'den ResNet 50'ye geçtiğinizde bir artış oluyor. Aynı yapılar kullanırsa. Burada işte 3D CNN'lerin kullanımı da artıyor. Mesela OTB gibi veri tabanlarında çok fazla fark etmese de Need for Speed gibi veri tabanlarında bakın normalde sadece Appearance Information'ı kullanırsak 3D yani mesela sadece 2D CNN yöntemi kullanarak 3D CNN'ler karşılaştırdığımızda 2D CNN çok daha yüksek başarımlar gösteriyor. Ama mesela OTB ile ikisine bakacak olursak şurada 2D CNN 66 verirken 3D CNN 60 veriyor. Arada bayağı bir performans farkı var. Ama Need for Speed'de bu performans farkı daha da az. Yani belli şeylerde motion'un çok önemli olduğu şeylerde 3D CNN'ler de performans yani 2D CNN kadar olmasa da yakın. Yani bu tür durumlarda aslında biz ikisini bağlayarak performansı artırabiliriz. Buradan da aslında görülüyor. Bakın burada 59'lardan 62'ye çıktı Need for Speed'te. Fakat diğerlerindeki başarım %1'ler civarında falan kalırken hareketin çok çok önemli olduğu Need for Speed gibi veri tabanlarında başarım çok çok daha fazla oluyor.
Yine burada işte buradaki feature aggregation modelinde direkt toplarsak ne olur, concatenation yaparsak ne olur, bazı şeyleri falan denedik. Bunların ayrıntılarına girmeyeceğim ama dediğim gibi burada hani önemli olan şey 3D CNN'ler belli veri tabanları için performansı ciddi şekilde arttırıyor ve yani en azından optical flow'a göre daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Bu da işte baseline atoma göre işte bizim Threat'ın ve DIMT'ye korelasyon filtrelerini kullanan iyi bir yöntem. Hani state of art DIMT şeklinde geliyor. Baktığımızda bakın burada hepsi aynı şekilde başlatıldığında hem atom hem de DIMT objeden birisi binary bulmuş, birisi başka bir şey bulurken bizimkisi bakın scale farklılıklarına rağmen yani aspect ratio'ları oldukça değişmesine rağmen objeyi çok güzel bir şekilde takip edebiliyor. Burada da yine bakın burada motion çok çok önemli. Buradaki kişi oldukça hızlı hareket ediyor. Hepsi aynı anda başlatıldığında diğerleri başka yerlere yakınsarken biz objenin buradaki insanın kafası çok sağlıklı bir şekilde takip edebiliyoruz. Yani gerçekten de atom baseline atoma göre çok yüksek başarımlar elde ettik. Burada da daha ayrıntılı görülebilir. Mesela ODB 100 veri tabanında dediğimiz gibi bu veri tabanı biraz satür olmuş yöntem. Genellikle atom, trat, diğer yöntemlere göre daha kötü sonuçlar verdi. Fakat mesela Need for Speed'e baktığımızda en yüksek başarımı trat aldı. Under the Curve şeklinde. Precision şeklinde yine ikinci oldu. Atomla kıyaslayacak olursak burada Need for Speed'de %4'ten daha fazla bir performans artışı oldu. Kaldı ki burada yazarların hani ilk kendi paper'larında verdikleri şeyler daha da düşük. Biz bunların şeylerini aldık. Hani network'ü de genişlettik. Yine UAV'de oldukça fark var. LASO dediğimiz Large Scale Object Tracking veri tabanına baktığımızda en yüksek sonuçlar DIMP vermiş, TRAD ikinci gelmiş. Benzer şekilde Success'te de yine aynı şekilde DIMP birinci, TRAD ikinci şekilde. Yine TrackingNet'te bizim Siam RPNN'ler Atom ve DIMP'ten çok daha iyi sonuçlar verirken Siam RPN++'tan yani biraz daha kötüyüz. İkinci sıraya gelmişiz. Yine VOT 2018 ve 2019 veri tabanlarına baktığımızda Array Under the Curve metriği cinsinden 2019'da en iyi olurken Robustness ve Expected Average Overlap'te ikinciyken VOT 2018'de bütün kategorilerde birinci olmuşuz. Hani eğer özetleyecek olursak yani 2D ve 3D CNN'leri birleştirerek kullanabiliriz. 2D CNN dediğimiz gibi appearance modellerken, appearance information'ı hesaba katarken 3D'lerde hareketi modellemekte kullanılabiliyor. Ama bunların işte iyi bir şekilde birleştirilmesi gerekli. Çünkü online learning yapmanız gerekli ve online learning yapabilmeniz için de sizin öğrenciniz parametre sayısının az olması gerekli. Bunun için de işte biraz daha böyle lokal komşuluklar arasındaki lokal komşuluklar olan kanallar arasındaki şeyleri öğrenmek, yani tamamının birbiriyle olan ilişkileri ise sadece lokal olarak konsantre olmak daha iyi. Bu şekilde parametre sayısı azaldığından daha iyi sonuç alabiliyorsunuz. Yine atoma bakıldığında atomun üzerine %4 bazı durumlarda %5 gibi performans artışları oldu. Bu da hareket bilgisinin aslında belli veri tabanları için çok çok önemli olduğunu gösteriyor. Bunlar bizim yayınlarımız. Bazıları işte dergide hala review aşamasında. Bunlar da önemli gördüğümüz, özellikle burada Yova'dan bahsetmiştik. You Only Watch Once diye. Bu da bir archive paper'ı. Aslında bu paper bizim için aslında önemli bir şey oldu. Önemli bir model oldu. Oradan işte 3D CNN attention modelleri vardı. Birebir çalışmadı. Fakat onları değiştirerek, güncelleyerek yani tracking için güzel sonuçlar almayı başarabildik. Bu Agenet dediğimiz şey, kullandığımız 2020 CBPR paper'ı yine aynı şekilde bu special
average polling yerine special polling yapan yöntem. Bu da ICCV'de kadar 2019'da yapılmış. Bu da Atom'un paper'ı. Benim sunumum bu kadar. Sorularınız varsa alabilirim. Biraz hızlı oldu galiba ama. Teşekkürler Hakan Hocam. Gayet şöyle güzel sunumdu. Stop şey yapayım. Seyircilerden, izleyicilerden soru var mı? Ben bir şey sorabilirim belki. Biz de yani rankingle ilgileniyoruz sizin de bahsettiğiniz gibi. Son bir iki senede içerisinde de epey bir şey oldu, çalışma oldu. Özellikle object detection tarafında, tracking tarafında kullandığını bilmiyordum. Güzel oldu benim için. Object detection tarafında NeurIPS 2020'de şey çıktı. Generalized focal loss. Gördünüz mü bilmiyorum. Sizin paper'ınızı incelemiştim. Biraz okudum ama yani çok fazla ağır matematik vardı. Yok bizim değil. Başka bir paper. Evet. O paper'ınızdaki atıflara falan da baktım. Yani bizim o paper'da onun atıfı da yok. Tam aynı anda çıktı çünkü. Generalized focal loss tam olarak şey yapıyor. Biz de kıyaslıyoruz onunla. Classification loss'a şeyi target olarak veriyorsunuz. Regression performansı veya IO değerleri. O paper biliyorum, okudum. Öyle mi? Tamam. Evet. Sanki burada da işe yararmış gibi geliyor bana. Belki şey denenebilir. Ya biz şimdi normalde aslında bir nevi rank 2 bıraktık gibi. Intersection overunion net aslında bir nevi o istenilen şeyi atomda yapıyor ama bizim nihai hedefimiz atomu tamamıyla terk etmek. Çünkü korelasyon filtresi istemedik. Biz aslında yine CNN tarzı bir yöntemle, çünkü onu hızlandırmasını da artık şey yapıyoruz. Bu direkt future şeylerinden hızlı bir şekilde çekmeyi de öğrendik. Bu CNN masslarda kullanılan şeyleri kullanarak ya da o fast RCNN tarzı şeyler. Önceden hani yavaşla, çünkü biz tamamıyla pencerecik seçiyoruz. Pencereyi crop edip ondan sonra feature'larını çıkartıyorduk ama şimdi belli şeylere bırak hızlandırdık. Fakat oradaki sıkıntı işte network büyüdükçe performansın düşmesiydi. Şimdi onu şey yapmak için de unit'lere benzer bir şekilde ilk kanallardan gelen bilgileri de hesaba katıp bu şekilde bir yapı üzerine konsantre olmak istiyoruz. Çünkü correlation filtrelerde pek bir şey yapamıyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlı. Ama CNN networkler olunca siz modellere hükmedebiliyorsunuz. İstediğiniz loss function'larını gömebiliyorsunuz. Yani size çok fazla bir özgürlük tanıyor. Ama çok az vaktimiz vardı ve network büyüdükçe sonuçlar kötü olunca dedik hani daha fazla uğraşmayalım. Direkt çalışan atomu aldık. Ama nihai hedefimiz işte bir proje yazdık. O projemiz ilk etapta Yova'daki attention modeli falan yapıyordu. Reject oldu. Yova'ya çok benzer falan dediler. Aslında hiç öyle değil. Yani çok farklı şeyler de var. Çünkü activity recognition zaten çalışmadı. Şimdi amacımız o projeyi güncelledik. Yani o konulara dalmak. Biraz daha böyle network büyüdükçe o performans bozulmasını gidermek. Daha sonra işte yine buradaki benzer şekilde ranking loss'u falan belki daha da improve edebiliriz. Bu arada ranking loss ile ilgili bir anekdot daha şey yapayım. Biz bunu ilk önce CVPR'a gönderdik. Reject yedik. ICCV'ye gönderdik. Reject yedik. ICCV workshop'ta yayınladık. Aynı ICCV konferansında birebir bizim ranking loss'u alıp Yova'ya monte eden bir paper'la karşılaştım. Yazarlarını bekledik. Gelmedi. Not bıraktım, gelmedi. Öyle olunca iyice şüphelendim. Yazdım. Hani dedim hani bu CVPR'da görüp şey yapalım. Çünkü birebir aynı. Ve adamlar Yova'ya modeli koymuşlar. %2-2.5 civarında. Yani bu gerçekten de sadece tracking'de değil, object detection'da da performansı arttırıyor. Benzer bir yapı. Ama bir şey çıkmadı tabii ki. Kötü olmuş. Evet. Soracağım bir de. Başka bir soru var mı? Ben devam etmeyeyim. Ben bir şey sorabilirim de sonra tabii. Da sorayım. Önce sen sorsun. Tamam. İkinci sunduğunuz çalışmada object detection bilgisinin kullanılmasının aslında yöntem performansı iyileştirdiğinizi
iyileştirdiğini söylediniz değil mi? Yanlış anlamadıysam. Evet, Yovo'nun üzerine Yovo ve correlation filtreleri tek başına kullandığında o bu baseline'ların üzerine hibrit yapı daha yapıyor. Ama hibritte mesela ilk önce objeyi buluyoruz. Correlation filtresiyle devam ediyoruz. Correlation filtresi belli bir noktada koparsa tekrar objeyi arıyoruz çevresinde. Hmm. Yani öyle aralarında bir switch mekanizması kurduk. O da şundan kaynaklı. Correlation filtresi iyi bir şey değil. İyi bounding box'lar döndüremiyor. Hmm. Belli bir süre sonra Yovo'yu çağırdığınızda aslında o bir şekilde aspect ratio'yu vesaire falan güncelliyor sizin. Hı hı. Ama Yovo da tek başına iyi değil. Çünkü havada bir sürü İHA var. O İHA'lar arasında gidip geliyor. Hı hı. Çünkü genel object kategorileri için eğitildiği için diğerlerine de kitlenebildiğinden dolayı performansı düşüyor o şekilde de Yovo tek başına kullanıldığında. Orada şeyi kaçırdım. Pardon, Yovo demişim, özür dilerim. Yolo. Şeyi kaçırdım ben orada. Korelasyon filtresine girdi olarak Yolo'dan elde ettiğiniz şeyleri, feature'ları vermiyorsunuz değil mi? Hayır. Öyle şey yok. Tamam. Sadece o bize şey aspect ratio'sunu güncelliyor vesaire. Hı. O tür bilgiler tamam. Alıyoruz. Tamam. Benim başka sorum yok. Şey göster. Çok güzeldi konuşma. Çok teşekkürler. Ben büyük keyifle dinledim. Bir şey sormak istiyorum. Bu 3D tracking datasetlerinde genelde hangi resolution'da çalışıyorsunuz? Benim deneyim verime göre 3D CNN resolution'a bağlı olarak çok hızlı yavaşlıyor. Bu 3D CNN'in hızı etkisi nasıldı? Belki yani çok da süper iyi hakkında. Şimdi 3D CNN'in normalde hani CVPR'daki en büyük kritizmlerden birisi yöntemi yavaşlatıyor falan denmeleri lazımdı. Activity recognition'da çok fazla frame alıyorsunuz. Gerçekten de hız açısından çok fark ediyor. Ama biz 4 tane frame alıyoruz. Bir de şimdi o yöntemi hızlandırmak için biz distillation diye bir şey yaptık Okanlarla vesaire. Burada 3 tane mesela 4 tane kullanıyorsunuz. 3 tane seminizde var. Bir tane geldiğinizde sadece o bir taneden feature çıkartıyorsunuz. Acayip bir şekilde hızlandırdık yani işlemi. Hani gerçek zamanlı olarak çalışabiliyor. Tamam. Ve optical flow'dan daha hızlı. Öyle de bir durum var. Gerçi optical flow için de bayağı güncel yeni bir yöntem çıkarmışlar galiba. Aslan bahsediyordu. Şu anda tam olarak bilemiyorum ama eski kullandığımız optical flow'lardan daha hızlıydı 3D CNN. Tamam. Şey, ama distillation şey bu archive'da var mı bilmiyorum. Merak ettim onu. Koyduk evet. Tamam. Bu Okan Köpüklü ilk yazar şeklinde. Ama 3D CNN aslında o şey 4 frame vermek olayı biraz kafamı karıştırdı. O receptive field'ına bağlı. Hani bir... Biz daha fazla geriye de gidebiliriz. Normalde optical flow'da zaten hani 2 tane. Şimdi zaten ilk açılışta bir taneyle başlıyoruz. Belli bir şey dolana kadar. Biz hani 4'ten daha fazla da verebiliriz. Fakat belli noktalarda occlusion vesaire falan da giriyor. Onu kısa tuttuk yani 4 tane tuttuk. O konuda çok fazla deney de yapamadık. Hani 4 tane yapsak, 6 tane yapsak, 8 tane yapsak falan gibilerden. O konuda fazla deneylerimiz de yok. Genelde bu tracking datasetlerin resolution ne oluyor? Hangi resolution'da çalışıyor? Ya yani çok farklı olabiliyor. Bazılarının gerçekten resolution'ları çok iyi. Bazıları da çok kötü. Mesela OTB veri tabanına bakın. Kuş videoları falan var. Değişik şeyler. Onlar da kötüyken bazılarınınki gerçekten çok iyi. Bot dediğimiz şey bambaşka bir alem. Visual Object Tracking. Eskiler var. Yenileri koyuyorlar sürekli olarak. Yani rezolasyonlar tamamıyla birbirlerinden farklı. ImageNet gibi şeyler. Biz eğitim aslında zaten farklı veri tabanlarını kullanıyoruz. Genellikle rezolasyonları iyi olanlar kullanmaya başladık. Yani ImageNet'in şeyleri özellikle güzel. Oradaki videolar falan. Hani gene high resolution'la eğittik gibi düşünebilirsin. Teşekkürler. Kaydı bitireyim isterseniz. Sonra bir sorular varsa devam edebiliriz. Ya video ebatı çok büyümesin diye çekiniyorum. Tekrar teşekkürler. Kayıttan sonra devam edelim.